Efendim iş ve ekonomi tümümüz ile devam ediyor. Bugün Mart'ın son iş ve ekonomi bülteni. Çünkü biz hafta içi varız. Önümüzdeki haftadan itibaren Nisan'a geçiş yapacağız. Nisan ayına merhaba diyeceğiz. Efendim ikinci kısmımızdayız. İş dünyasının nabzını tuttuğumuz o ikinci kısımdayız her zaman olduğu gibi. Çok kıymetli bir konuğum var. Hep kıymetli konuğum var derdim. Ama bugün gerçekten çok kıymetli bir konuğum var. Efendim GİMDES Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Kamil Büyüközer. Aynı zamanda Doktor Hüseyin Kamil Büyüközer burada. Hoş geldiniz Hüseyin abi. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Nasılsınız efendim? İyisiniz çok inşallah. Teşekkür ediyorum. Sağlığımdan dolayı da gayet iyiyim şu an. Ne güzel. Evet Hüseyin abi bugün zihnimizi açmanızı istediğimiz konu GİMDES'in hemhal olduğu, işi olduğu, GİMDES'in işi olduğu helal gıda konusu, sertifikası, helal gıda sertifikasıyla alakalı başlasın isterseniz sohbetimiz. Olur inşallah. Nasıl oluyor bu süreç? Şimdi tabii helal sertifika konusuna girmeden önce böyle bir konu nereden çıktı? İhtiyaç ne? Evet. Şimdi 100 yıl öncesine giderseniz böyle bir problem yok. Yoktu. Hepsi helaldi çünkü. Her şey helaldi. Her şey İslam devletinin kontrolündeydi. Evet. Dolayısıyla her şey gayet güzel gidiyordu. Ama 100 yıl önce biliyorsunuz bir gece baskını oldu. Evet. Gayrimüslimler işgal ettiler. Ve koca imparatorluğu, İslam nizamını alaşağı ettiler. Evet. Etmekle kalmadılar. Devamlı işgal ettikleri yerlerde sistemlerini oturtmak için çalıştılar. Evet. Neticede toplum aynı toplum ama düşünce tarzı, yaşama tarzı tamamen İslam'dan uzak. İslam'dan uzak bir noktaya geldi. Evet. Bunu fark ettikleri zaman çözmeye başladılar ama atı alan Üsküdar'ı geçmişti. Evet. Onun için kolay olmadı. Halen o eskiye dönüş için mücadele içinde kıvranıyor. Kıvranıyor. Bütün bir ümmet yani 2 milyarlık bir ümmet için konuşuyorum. Hı. Sadece Türkiye değil. Değil. Çünkü Türkiye belki bu 2 milyar ümmetin en önemli noktası. Hı hı. Umudu belki. Umudu. Aynen evet. Dolayısıyla bu umudunun çok kuvvetli bir şekilde bu çalışmaları tamamlaması, örnek olması lazım. Evet. Dolayısıyla bu helal noktasına böyle bir mantıkla Müslümanlar araştırmalarla girmişler ve neticede böyle bir sertifikalama sistemiyle bu işin başlatılabileceğini düşündüler. Bunun da örneğini tabii çok garip bir durum. Yani Amerika'daki Müslümanlar Yahudilerin koşer sertifikalı sistemini görünce ya demek ki bizim de öyle bir sistemimizin olması lazım demeye başladılar ve oradan başlayarak dünyaya yayıldı. Tabii ilham aldı. İlham aldı ne yazık yani. Çünkü kurulan sistem ne Yahudinin işlerini görecek şekildeydi ne de Müslümanların işini görecek şekildeydi. Tamamen la dini, hani laik sistem diyoruz ya, evet. O sisteme göre tamamen ekonomiye dayalı, menfaate dayalı bir sistem oluşturulmuş. Evet. Gıdalarımız o kalıba girmiş, kozmetiklerimiz o kalıba girmiş, ilaçlarımız o kalıba girmiş, hatta bütün yaşantımız o kalıba girmiş. Dolayısıyla mesela bir 5 yıldızlı otel dediğiniz zaman mutlaka o sistemin, o kalıpların şartlarına uyması lazım. Türkiye'de dahi durum bu. Şu anda 5 yıldızlı otel dediğiniz zaman mutlaka alkol içkili bir sisteminin olması lazım. Bir algı aslında. Evet. Yani hizmetten değil, sadece yani biz, alkol. Mesela yıllardır işte bu konuda çalışıyoruz. 5 yıldızlı bir otelin alkolsüz bir sistemle çalışması için gayret ediyoruz. Girişimleriniz var. Diyorlar ki kanun. Evet. Böyle kanunu değişmesi lazım. Yani şu anda mevzuat yani, sıkıntı. Evet, mevzuat sıkıntımız var. Yani 5 yıldızlı otel olabilmesi için mutlaka içkili bir sistemi de eklemesi gerek. Akla mantığa da aykırı aslında bakıldığı zaman. Maalesef. Yani biz şimdi
Hatta bu hani yıldız diye söyleniyor, 5 yıldız, 3 yıldız. Oturduk dedik ya bu sistemi de değiştirelim. Hilal olsun. 3 yıldız, 3 hilalli, 5 hilalli, 7 hilalli otellerimiz olsun. Ne güzel. Malezya'daki kardeşlerimizle böyle bir çalışmalar yaptık ama daha yaygın bir hale gelmedi. Gelmedi. Evet. Yani her şeyimizi değiştirmek zorundayız. Yani eskiye dönüş mümkün değil. Ama eskideki mantığı, mantaliteyi alarak yeni imkanlarla yeni bir düzen getirmemiz lazım. Eğer bu düzeni getirmiyorsak, bu şekilde yaşantımız bize hayır getirmiyor. Evet. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım, ne ekonomimizi düze çıkartabiliyoruz, ne sosyal yapımızı düze çıkartabiliyoruz, sağlık sorunlarımız, ne eğitim sorunumuzu, ne sağlık sorunumuzu çözemiyoruz. Evet. Üniversiteler açıyoruz. Üniversitelerdeki kalıplar, bu bizim bir gece baskınına bizi bu hale getiren sistemin emrine uygun olarak yürüyor. Evet, prosedürler maalesef. Prosedürler aynı. Evet. Dolayısıyla oturup hakikaten sistemi değiştirecek çalışmaları, tabii Türkiye bunun önderliğini yapmak zorunda. Ama 2 milyar Müslümanı da arkasına alması lazım. Alması lazım. Evet. Eğer bu şekilde bir işbirliği sistemi olabilirse zannediyorum bütün dünyaya yeni bir umut. Yani çünkü ben inanıyorum ki çünkü çok yerleri dolaştım. Yani doğusunu, kuzeyini, güneyini, batısını hepsi bütün insanlar umutsuz yani. Evet. Mutsuz ya. Yani. Mutsuz. Ne kadar zenginlik içerisinde yaşasalar bile mutluluk sağlam elde edemiyorlar yani. Dolayısıyla bunlara ancak İslam eğer örnek olarak konabilirse belki o zaman mutluluk şansı yakalayabilirler inşallah. Dinimizin iklimi lazım. Çok önemli evet. Şu anda dolayısıyla biz bu sistemin acaba gıdalarla ilgili, kozmetiklerle ilgili, ilaçlarla ilgili, sağlık sektörüyle ilgili çalışmalara acaba bir örnek çalışma getirebilir miyiz diye yola çıktık 2005 yılında. Bu işin temelleri 2005 evet, yılında 2005 mı? Yılında. Tabii daha önce yani bir 30 yıllık geçmişe gidebiliriz de ama esas kurumsal olarak 13 yıl önce 2005 yılında başladı. Ve böylece gıda ve ihtiyaç maddelerini denetleme ve sertifikalama araştırmaları derneği olarak yola çıktık. Ne güzel. Bu dernek kısaltılmış GİMDESTE kullanıyoruz ya. Dolayısıyla bu GİMDESTE şimdi baktık ki yani evet Türkiye'de başlattık ama Türkiye'nin mevzuatı kesinlikle uygun değil. Değil. Neden? Çünkü öyle bir sisteme koymuşlar ki yani bu iktidardan önceki mantaliteyi anlatıyorum. Diyorlar ki burası laik bir ülke. Evet. Buraya girecek çıkacak ürünler laik sisteme uygun olması lazım. Ama sağlık da var işin içinde. Hepsi. Evet. Hepsi. Dolayısıyla bu laik sistem içerisinde siz helal diye bir kavramı kullanamazsınız. Bunun ekonomisini, ticaretini yapamazsınız. Evet. Böyle olunca dolayısıyla mesela Malezya'dan diş macunu getirtmek istiyor bir vatandaş. Ama orada sistem var. Helal logolu diş macunu var. Evet. Onu içeriye sokmak istiyor. Türkiye'ye ithal etmek istiyor. Gümrükte diyorlar ki hayır, bu logoyu kullanamazsın. Bu logolu ürünü koyamazsın. Yine laik sistemin mevzuatına takılıyor. Türkiye'de aynı şekilde eğer helal logolu bir ürün yapıp da piyasaya sürersen haksız rekabet yapmışsın diye para cezasına muhatap oluyordu. Evet. Tabii biz bunları gördük. Mücadele etme. Ya karar verin. Neden? Çünkü laik sisteme de aykırı. Sen devletini laik olarak yönetirsin ama vatandaşı yönetemezsin. O inancına uygun olarak yaşamak zorunda. Evet.
Bunun için hiç unutmam, Tarım Bakanlığı'na gittim, çeşitli bakanlıklara gittim. Dedim ki ya bu kararınızı değiştirmeniz lazım. Bir üretici firma eğer Müslümanlara dönük bir üretim yapıyorsa bunun o helal şartlara ait yapıldığını tefsik edecek bir bilgi notunu koyması lazım. Evet. Nasıl Yahudi kendi ürünleri için bir logo kullanıyorsa. C gibi mesela. Evet, evet, evet. Dolayısıyla bizim de aynı hakkın olması lazım ve siz kanunlarınıza göre de bunu şey yapamazsın, yani yasaklayamazsın veyahut da teşvik de edemezsin, yasaklayamazsın da. Evet. Bir kere mevzuatınızdan çıkarın. Allah razı olsun, o zamanki ilgili yetkililer doldular, dediler ki hakikaten yanlış, biz neden bunu uğraşıyoruz? Dolayısıyla kalktı ve rahatladık. Şu anda hem ihracat yapılıyor, hem ithalat yapılabiliyor. Ne güzel. Evet, bu mevzuat halledilmiş oldu. Ama şimdi üretimi çoğaltmamız lazım. Neden? İhtiyaç var. Şu anda 2 milyar Müslümanın helal, sadece helal konusunda diyeyim, sağlık, efendim gıda, her şeyini toplandığımız zaman 3-3,5 trilyon dolarlık bir potansiyel. Evet. Büyük bir şey. Büyük bir pasta. Peki büyük bir pasta. Peki ne kadarını kullanıyorlar? Çok azını. %14 ancak gerçekleşiyor. 5'te biri bile değil. Evet. Yani aşağı yukarı 250-300 milyon dolar, milyar dolarlık bir potansiyel var. Şey, uygulama var. Uygulama var. Neden bunu artırmayalım? Türkiye burada bayraklarını yapmalı, önderliğini yapmalı. Bu kısır döngüyü ortadan kaldırmalı. Hem para kazanacak hem de bütün bir ümmete örnek olacak. Çok önemli bir olay diye düşünüyorum. Son halifenin toprakları sonuçta. Evet, evet. Yani Türkiye aslında geçmişini hatırlamış olacak. Çok önemli. Doğru. Yani zaten bunun korkusu içerisinde batı. Onun için dikkat edin. Güya ortak pazar dediler, efendim işte AB, Avrupa Birliği dediler ki biz o dönemde de yaşadık. Sanayi Bakanlığı'ndaydım o zaman. Ortak pazar şartlarını görüşüyorduk o zaman. Şimdi Avrupa Birliği gündemde, görüyorsunuz hem kabul etmek istiyorlar hem de kabul etmemeye çalışıyorlar. Mevzuatlarını öyle önümüze set olarak koyuyorlar ki, evet. İşte 1960'lı yıllardan beri biz güya bu AB'nin ortağı olmak zorundayız, kapısındayız. Fasıllar açılacak diye bekliyoruz. Evet. Dolayısıyla böyle bir genel plan içerisinde bu helal gıdayı gündeme getirelim dedik. Hiç unutmam, o zamanki tim başkanı kardeşimiz, kulakları çınlasın, dedi ki ben Türkiye dahilinde bu standart, helal standardı uygulamak için yola çıksın. Kamil Bey, sittin sene başarılı olamaz. Başarılı olamazsın Türkiye için uğraşırsan. Ama dışarıya dönük uğraşırsan bir şeyler yapabilirsin dedi. O zaman yönetim kurulunu topladım. Dedim ki arkadaşlar biz yani Türkiye'de helal standardı oluşturmaya çalışıyoruz. Meğer dışarıda başlarsak bu iş daha hızlı gelirmiş. Oturduk araştırmaya başladık. İşte bir konferans yapalım da böylece tanıyalım. Uluslararası bir konferans tertip edecek 2008 yılında. GİMDES organize. GİMDES tabii tabii. Tanıdığımız kimseler ki yani kulakları çınlasın. Merve Hanım'ın babası Yusuf Ziya Kavakçı Amerika'daydı. Ona şey yaptık. Dedi, onu davet edecek. O da başkalarını davet edecek. Oradaki Müslüman alimlerden. Dolayısıyla baktık bir olay var. Dünya bununla uğraşıyor, meşgul oluyor. Evet. Biz daha başlamamışız. Derken oradan gelen kardeşlerimizden biri dedi ki şu anda Tayland'da bu sene kongreleri olacak. World Helal Council diye bir kurum var. 50 kadar ülkenin helal sertifika çalışması yapan kurumları bir araya gelmişler. World Helal Council diye bir kurum oluşturmuşlar.
Tayland merkezi. Tayland, hayır, Malezya, şey, Endonezya merkezi ama kongreleri o gün, Tayland. O yıl orada olacak. Oraya git. Gittik. Tabii kendimizi tanıttık. Aa, bir baktık, salondakiler bir heyecana girdiler. Türkiye'de burada. Ha, Türkiye'den. Bir tanesi geldi, yakınma yapmış. Şimdiye kadar neden gelmedin? Yani beklentiye bak yani. Aha. Türkiye'nin bu işi neden başlatmadı diye teessüflerini söyleyen insanlar var. Türkiye halbuki sistemle uğraştı yıllar. Sistemle uğraştı. Elhamdülillah tabii biz birdenbire o grubun yani hemen ilk gününde sivrilmiş, popüler olmuş bir ekip durumuna geldik ve hatta şimdi biz kongrelerinde dediler ki siz bulunduğunuz müddetçe biz başka birini patron noktasında bir adam koyamayız. Onun için bu işi siz yükleneceksiniz. 2011 yılından beri Wörthersee Konsülü'nün bu türlü tepe noktalarını biz yürütmeye çalışıyoruz. Güzel. Türkiye'de oldu mu bu konsül? Hiç düzenlendi mi? Tabii kongreleri 2-3 defa burada kongreleri oldu. Ev sahipliği yaptık mı? Yaptık, güzel. Yaptık. Güzel. Hatta bu senekini de talep ettik. Hı hı. Şimdi ara toplantıları yapacaklar Malezya'da. Hı hı. Kuala Lumpur'da. Giden arkadaşım bu gece uğurladım zaten gidiyor. Ona da not yazdı ki bu kongrede konuşun. Bu kongreyi biz Türkiye'de yapalım bu senede. Hı hı. İnşallah müspet bir cevap gelirse burada yapmayı düşünüyoruz. Evet. Dolayısıyla böyle bir açılımla bugünlere geldiniz. Bugünlere geldik ya, bugün aşağı yukarı size söyleyeyim 500 firmamıza biz helal sertifika verdik. Hı. Ve şu ana kadar biz 6 tane fuar organize ettik. Aynı zamanda. 9 tane de konferans organize ettik. Helal Expo var. Kasım ayındaydı galiba. Maalesef onu konuşmak istersek çok karışık bir durum ya. Peki. Biz kendimiz organize ediyorduk ve Türkiye'de hakikaten helal ve tayyip kriterlerine uygun bir sistemin kuruluşunu ve gelişmesini gerçekleştirmek için çalışmaları yürütüyoruz. Hı hı. Yürütürken tabii bir takım sağdan soldan bu sertifika sistemini ele geçirmek isteyen kimseler olabiliyor. Rant görenler var. Dış güçlerle işbirliği yapanlar var. Hı hı. Dolayısıyla çünkü dış güçler dediğimiz yani gayrimüslimler büyük bir pastayı kaçırdılar. Bu Müslümanların 2 milyar Müslümanın helal gıda, helal ürün talebi büyük bir paslaştı. Evet. Rakamını söyledim. Yani şu anda hepsini topladığınız zaman 3-3,5 trilyon dolarlık bir pasta. Bu da onların iştahını kabartıyor. Tabii öyle. Bugüne kadar onlar kullanıyordu. Onlar aldılar bu şeyi. Yavaş yavaş şimdi Müslümanlara dönmeye başladı ama şu anda oran %10-14 civarında. Evet. Bunu büyütmemiz lazım. Bunun büyümesinin önderliğini de Türkiye yapmak zorunda. Evet. Tüm engellerini aşarak sanayicilerimizi ikna etmeye çalışacak, onlara kolaylıklar gösterecek, ürünlerini dünya şartlarında, pazarında helal ve tayyip kriterlerine uygun üretimlerini gerçekleştirecekler. Hı hı. Ve bütün dünyadaki Müslümanlar bu ürünleri talep eder duruma gelecek. Evet. Ben inanıyorum ki bu çalışmaları süratle ve ciddi bir şekilde yaparsa Türkiye şu anda dış ticaretinde açık veren bir ülke pozisyonundan artı veren pozisyonuna gelecek. Çünkü o pastanın bizzat muhatabı olacak. Çünkü öyle bir noktadayız ki biz Türkiye 3 kıtanın ortasındayız. Evet, tam geçiş. Afrika, Avrupa, Asya. Bu kadar önemli bir pozisyonumuz var bizim. 3 kıtada da yüzlerce, milyonlarca Müslüman var. Evet, onun için yani bunu ciddi bir şekilde eğer düşünürsek zannediyorum hem Türkiye kazanır hem İslam ümmeti kazanır. Ne güzel. Hem de geçmişimizi hatırlarız. Peki Hüseyin Bey, son 2 dakikamız sizden toparlamanızı isteyeceğiz. Sertifikalama sürecini istirham edeceğiz birkaç cümleyle ve iş ve ekonomi programına konuk olduğunuz için. Sertifika sistemi çok kolay.
Yani zaman olarak çok kolay. Yeter ki sertifika almak isteyen firma samimi, hakikaten ben samimiyetle bu helal sertifikayı almak istiyorum desin. Bizim kriterlerimiz çok basit. Helal ve tayyip kriterlerini arıyoruz. Hı hı. Kullandığı ürünün, yani üreteceği ürünün katkı maddeleri mutlaka helal ve tayyip şartlarda olması lazım. Evet. Bugün yani gayrimüslim firmalar dahi bizim bu talebimizi para kazanma istediği için yerine getiriyor. Aslında onlar da düzeltiyorlar. Evet, tabii. Ya ki bu katkı maddeleri konusu çok önemli. Çünkü 4000, 5000 çeşit katkı maddesi var. Ve maalesef %99'unu Müslümanlar üretmiyor. Maalesef. Dolayısıyla bu büyük bir pasta. Bu pastanın hiçbir payından istifade etmiyoruz. Hı. Etmemiz lazım. Yani onlar üretebiliyor da neden biz üretemeyelim? Bizim neyimiz noksan? Neden biz noksan ki biz üretemeyeceğiz? Hatta ham maddelerin çoğu bizim gibi ülkelerde. Evet. Onları çok ucuz bir şekilde alıyorlar. Kendileri fabrikalarında katkı maddeleri haline getiriyorlar. Ve bizi ve satıyorlar. Bize satıyorlar. Yüksek fiyatlarla satıyorlar. Bu nasıl söyleyeyim, bu kısır döngüyü değiştirmemiz lazım. Açmamız lazım. Bunun için de tabii niyet etmek lazım, birlik olmak lazım ve hakikaten böyle bir davada Müslümanlığımızı ortaya koyarak yürümemiz lazım. Evet. Eğer bunu koyarsak bütün fabrikalarımız, her şeylerimiz bizim var çünkü, kurulmuş. İlaç sektörü var. Bakın 25 milyar liralık yıllık potansiyeli olan bir konu. Ama maalesef ilaçlarımızın hiçbirini biz rahatlıkla bir Müslüman olarak tüketemiyoruz. Evet. Bir jelatin belası var ki jelatinin karışmadığı bir ilaç yok. Maalesef. Öyle daha şeyler söyleyebilirim ki mesela zatüre oldunuz. Hı hı. Ciğerleriniz iltihaplandı. Gidiyorsunuz, size verdiği ilaç, balgam söktürücü ilaçın ana maddesi sistain denilen bir madde, domuzun kılından üretiyorlar. Evet, maalesef böyle şeyler var. Doğru. Peki sığırından yapılmaz mı? Yapılır. Yapılır. Ama tabii yapan adama göre değişiyor. Onlar. Arkadaşlarımız uyarıyor. Evet. Son cümlelerinizi alalım, istirham edelim. Yani Allah razı olsun böyle bir konu için programa koydunuz. Estağfurullah. Teşekkür ediyorum GİMDES olarak. Hı-hı. İnşallah bunu devam ettirmenizde fayda görüyorum. Yok. Yani böyle bir kısa bir şeyle atlatmak durumunda olursanız bu işi tamam yaptık diyemezsiniz. Yani yine beni getirmek zorunda değilsiniz. Başka konuda üstadlarımız var. Onları da getirerek bu konuyu işlememiz lazım. Evet. İş ve ekonomi olarak biz daha önce helal gıda firmasını ağırlamıştık. Şimdi bir GİMDES'i ağırlıyoruz. Devamında bir sizi yine konuk etmek isteriz. Hayır, tabii. Daha uzun anlatmanızı isteriz efendim. Allah hayırlar versin inşallah. Peki Hüseyin Bey, ayağınıza ve ağzınıza sağlık. GİMDES'e başarılar diliyorum. Helal gıda konusundaki adımlarınıza da Allah muvaffak etsin diyoruz. Ben de aynı duygularla Akit TV'ye teşekkür ediyorum ve başarılarının devamı için dua ediyorum. Peki, inşallah. Peki efendim. Allah razı olsun. Efendim bugün 30 Mart 2018'di. Bu ayın son iş ve ekonomi programıydı. Bugün helal gıda sektörünü konuştuk. Bugünlük bizden bu kadar. Mutlu akşamlar. Evet. Ziraat Katılım sundu.